şu arabamla. Perihan Hanım. Benim. Buyurun gidelim. Kartal Bey sizi bekliyor. Sevda abla. Hadi git. Arkana bakma artık. Güle güle Perihan'cığım. Neden durdun? Geldik efendim. Buyurun. Ama bu... Perihan... Gidelim Perihan Hanım. İçeride sizi bekliyorlar. Daha çok var gelmesine. Hoş geldiniz. Kartal Bey'in sizin için göndermiş olduğu tuvaletler bu tarafta. Ama önce saçınızı, makyajınızı yapalım isterseniz. Sahne kostümünüzü en son giyersiniz. Sahne kostümü mü? Evet, sahneye çıkacaksınız ya. Buyurun lütfen, ancak yetişiriz. Ben sahneye çıkamam. Yani ben daha ne yapacağımı bile bilmiyorum ki. Nasıl çıkacağım sahneye? Endişelenmenize gerek yok. Zaten tek bir izleyiciniz olacak. Bu gece kapalıyız. Başka bir zaman muhakkak bekleriz. Geldi mi Perihan Hanım? Henüz teşrif ettiler abi. Kuliste hazırlanıyorlar. Güzel. Sizin de masanız hazır abi. Buyurun. Tamam. İsterseniz saçlarınızı bu şekilde arkaya alalım.
yüzünüz daha güzel ortaya çıkar. Olur. Başka biri gibiyim. Siz zaten çok güzeldiniz. Ben sadece ışıltınızı ortaya çıkarttım. O kadar. Perihan, kapat şu ışığı. Gözümü alıyor. Hepsi sizin için özenle seçildi. Mesela şu. Gülizar Moda Evi'nden. Şu, ünlü bir modacının. Belki ismini duymuşsunuzdur. Belkıs Gönen. Aslında hepsi çok yakışır size. Bu olsun. Çok doğru bir tercih. Ben de sizin için aynısını düşünmüştüm. Güzelliğinize güzellik katacak bir kıyafet. Bekliyorum. Buyurun, sahne bu tarafta. Ben hazır değilim galiba. Yani yapabilecek miyim gerçekten bilmiyorum. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Perihan.
sahne sizin. Hangi şarkıyı söylemek istersiniz efendim? Ya şey, ben aslında çok da fazla şarkı bilmiyorum. Ya buradakiler biraz farklı. Arkadaşlar, alın repertuarı. Peki Kartal Bey. Peri Hanım, siz hangi şarkıyı arzu ediyorsanız onunla girin. Sazlar size eşlik edecektir. Buyurun lütfen. Sokağı nerede biliyor musunuz? Perihan Hanım. Gözümün yaşları bir tek sana. Memnun oldum. Demek öyle. Yapımcımıza. Ya siz geçen gün yolda benim karşıma çıkmamış mıydınız? Evet. Siz böyle yolda her gördüğünüz insanın peşine mi düşersiniz? Hasretlere yazmak nedir söyle aşk. Beni kırmak, beni üzmek nedir aşk. Beni yanlış diye çizmek nedir söyle. Bravo. Perihan. Kapat dedim değil mi şu ışığı? Gözümü alıyor.
Perihan? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum, sanki rüyada gibiyim. Çok güzel okudunuz. Gerçekten mi? Ya bir an böyle heyecandan bayılacağım sandım. Ya doğru muydu? Bir yanlış yapmadım değil mi? Muhteşemdiniz. Beyefendi bence size hayran oldu. Efendim, arabaya geçelim mi? Gecikmeyelim. Nereye? Kartal Bey sizi bekliyor. Kız. Perihan neredesin? Nerede bu kız? Allah'ım. Kartal Bey nerede? Çok uzak değil Feriha Hanım. Yanına götürüyorum sizi. Kartal Bey. Buyur, otur şöyle. Teşekkür ederim. Davetime icabet ettiğin için. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten çok şaşırdım. Ya çünkü Sevda abla demişti ki... Boşver şimdi Sevda abla. Seni buraya çağırdım çünkü... ...seni neyin beklediğini göre istedim. Sonuçta bir karar vereceksin. Ve belki de bu karar senin istikbalini değiştirecek. Ama karar vermeden önce... ...bilmen gerekenler var. Ben bu şehre geldiğimde... Yapayalnız bir çocuk. Kimsem yok. Bir başınaydım. Dibimde 5 kuruş yoktu. Yol bilmem, iz bilmem. Ne başıma okşayan bir el vardı... ...ne de yol gösteren biri. Kimse yoktu, hiç kimse yoktu. Ama çok savaştım. Mücadele ettim. Çok yara aldım. İçim kanaya kanaya, canım yana yana... ...en nihayetinde ben de can acıtmayı öğrendim. Sonra bir gün... ...tam burada, oturduğumuz bu bankta... ...hayatım değişti. Biri geldi. Aynı böyle bıraktı ceketleri omzuna. Tıpkı bir zırh, bir kalkan gibi. O günden sonra bir daha canım acımadı.
Bu yüzden o cekete hep minnet duydum. Ve bu can bu bedende olduğu sürece bu minnetim devam edecek. Çünkü ben o ceket sayesinde Kartal Haksever oldum. Şimdi seçim sırası sende. Eğer nereden geldiğini unutmayacaksan o ceket seni istediğin yere taşıyacak. Yani oraya. Ait olduğun yere. Yıldızlara. Bu gece neler yapabileceğimi gördün. Bilesin ki sadece başlangıç. Nedir? Bomboş bir sözleşme. İçine istediğin bütün şartları yaz Perihan. Hepsi kabul. Bu sözleşmenin değil belki ama o ceketi taşımanın bir bedeli var. Ona göre düşün. Öyle karar ver. Peri Hanım'ı evine bırakın. Her bir dersin. Başına bir şey geldiyse annemlere haber vermem lazım. Kartal Bey'e ceket için çok minnettar olduğumu söylersiniz.
Emredersiniz efendim. Neredesin sen? Abla! Efendim, hanımefendi ceketinizi gönderdi. Minnettar olduğunu da iletmemi istedi. Öyle mi? Evet efendim. Geberteceğim seni. Nereden geliyorsun Perihan? Üstün başın ne? Nereden buldun bunları? Abla, abla sana yemin ederim kötü bir şey yapmadım. Açıklayabilirim. Açıklayabilirim ben sana. Abla bak. Ay Allah kahretsin. Geveleme Perihan. Gece gece nereden geliyorsun bu halinle? Hanım yemin ederim açıklayabilirim. Sana ne yapıyorsun? Ev ayağa kalkacak. Kalksın. Herkes görsün bu rezilliği. Görsün ki başına bir şey gelmeden alsın boyunun ölçüsünü. Kerime kendine gel. Kız burada işte, bir şey olduğu yok. Ya ben kötü bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Perihan. Perihan. Sen odana çık. Biz ablanla konuşacağız. Ne konuşacakmışım ben seninle bu durumda? Sana olanı anlatacağım Kerimeciğim. Sorup duruyorsun ya neredeydim diye. Hı. Kız doğru söylüyor. Yanlış yaptığı bir şey yok. Arkadaşının doğum günü varmış. Sana da söyleyecekti ama korktu. Öyle mi? Öyle. Ya haksız da değilmiş, baksana. Neredeyse parçalayacaksın kızı. Sevda, o benim kardeşim. Nasıl davranacağımı sana soracak değilim.
İyi. Tümden kaybet o zaman. Görmüyor musun? O senin gibi değil. Benim gibi de değil. Tanıdığın kimseye benziyor mu? Bir bak. Kerime, Perihan'ın gözü yükseklerde. Bu eve sığmıyor. Eninde sonunda da yükselecek, taşacak. Ama eğer sen ona böyle anlayışsız davranırsan çok çabuk olur bu yuvadan uçması. O yüzden akıllı davran. Yanında ol. Karşısında değil. Abla, dükkana gitmiyor muyuz? Kızım, bak aklıma ne geldi? Dükkanda şimdi acil işimiz yok, kumaşçıya gidelim. Hem güzel kumaşlar da gelmiş. Ben senin niyetini biliyorum abla. Ay neymiş benim niyetim canım? Gidelim kumaş alalım diyorum. Bana nişan elbisesi için kumaş aldıracaksın. Ay boşuna inat etme. O nişana gidilecek. Hem vakti geldiğinde elbisem yok diye böyle dört dönersin ortalıkta, benden söylemesin. Abla ben kararlıyım. Ne olursun böyle yapıp ortalığı alevlendirme. İnsanlar gerçekten nişan var sanacak. Ben bir daha hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Aynılarını bir kez daha yaşamaya gücüm yok benim. Şimdi anlat bakalım. Gece ağladın, zırladın, bir şey demedim. Nereye gittin? O kıyafetleri, o ayakkabıları nereden, neyle aldın? Abla vallahi benim değil. Bir arkadaşım verdi. Kimin doğum günüydü bu? Sınıftan bir arkadaşım. Ne biçim doğum günü kutlamak öyle? Hem de kulüpte. Ablacığım artık herkes öyle yerlerde kutluyor. Ya hem 40 yılın başı gitmişim, ne olmuş ki? Söylemeyeceksin değil mi anneme? Bu seferlik söylemeyeceğim. Ama bir daha böyle bir şey olursa ilk ben bileceğim. Sevda'ya çıtlatmanı istemiyorum. Tabii tabii ablacığım. Ya ben zaten kızmayacağını bilsem gelir önce sana söylerdim. Hem benim senden başka paylaşacak kimim var ki zaten? Aa, siz niye böyle kapandınız odaya? Sen işe gitmeyecek misin? Şuna bak, hala üstüne giymemiş. Hadi formalarına giy, çabuk. Kerime, aşağıda süt taştı kızım. Gitmeden bir ocağı temizleyiver. Sütlaç yapacaktım, heva oldu süt. Tamam anne, temizlerim. Hadi hadi, çabuk ol. Tamam. Ne geceydi ama. Aa Orhan. Orhan hayırdır oğlum, sabah sabah nereye böyle? Günaydın abla. Davetiyelerimiz basılmıştı da ben de onları dağıtmaya çıkmıştım. Şöyle ilk size vereyim dedim. Hı. Sana zahmet. Annemlerinkini de sen verir misin? Bu arada hala, evdeki herkes davet. Davetiyeniz de pek güzelmiş oğlum. Gelin de güzel. Ona layık olsun dedim. Hala sen bilirsin. Sevim abla evde midir? Ne yapacaksın Sevim? Davetiyesini vereceğim.
Gerçi bu kadar daveti iyi boşuna bastırdı. Eğer ona söyleseydim ilk şimdiye bütün mahallenin haberi olmuştu. Hay Allah iyiliğini versin oğlum. Vallahi doğru. Hadi ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Malum. Hazırlığınız çok. Güle güle oğlum. Güle güle. Nasıl geçti? Asıl sana sormalı Sevda abla, sen ne yaptın? Uyuyup kalmışsın, yakalattın beni ablama gece. Kızım deli misin sen, ne uyuması? Gözümü kırpabildin mi acaba? Kalkmış işte, seninki yatakta olmadığını görmüş. Sen bana dua et. Ben olmasaydım dün gece bu evde yer yerinden oynardı. Vallahi sonra şöhret möhret rüyanda görürdün. Ay vallahi ne olduysa oldu ama çok fena oldu. Ablamın gözü artık hep üstümde olacak. Hiç kaygılanma sen. Hatta böylesi daha bile iyi oldu. Ablan seni idare etmeyi öğrendi. Bundan sonra çok işimize yarayacak. Neyse anlat bakayım, neydi o elbise, o kılık kıyafet, ayakkabılar? Nasıl yemek yeme o öyle? Ne yemeği Sevda abla ya? Rüya gibiydi rüya. Ben dün gece sahneye çıktım. Ne? Evet. Arkamda sazlar, karşımda Kartal Bey. Oturdu beni dinledi öyle tek başına. Tek başına mı? Salonu mu kapatmış? Vallahi öyle olmuş herhalde. Ay ama görmen lazım. Herkes böyle etrafımda fır dönüyordu. Peri Hanım şöyle buyurun, Peri Hanım böyle buyurun. Peri Hanım ne istersiniz, Peri Hanım ne yapalım? Ya sen Sevda ablanın kıymetini bil. Ne yaptı, sözleşmeyle ilgili bir şey söyledi mi? Evet. Bunu verdim. E boş mu? Evet. Sen ne istersen onu yaz dedi. Tamam. Bu bende kalsın. Ben bugün buluşma ayarlayacağım zaten imzalamak için. Ama Kartal Bey dedi ki sakın... Feriha. Kızım şimdi de bu köşede misin ha? Her sabah seninle böyle köşe kapmaca mı oynayacağız? Hadi çayı koydum, kahvaltını yap çık. Anneciğim benim çıkmam gerekiyor. Ben yemeyeceğim. Görüşürüz Sevda abla. Görüşürüz, iyi dersler. Şımarık. Kerime. Kızım sen de şu kahvaltıya gel hadi. En sevdiğim anlaşma, bütün şartları benim yazdığım anlaşmadır. Oo Orhan kardeş. Hoş geldin ya. Hoş bulduk, sağ olasın İlmi. Sevim abla evde mi? Evde. Sana zahmet bir çağırır mısın? He tamam. Abla! Orhan gelmiş seni soruyor. Oo Orhan. Vallahi büyük sürpriz oldu. Sen bu evin yolunu bilir miydin? Bilirim abla bilirim. Ben de davetiye dağıtıyordum da... ...niyeyse aklıma ilk sen geldin. Davetiye mi? Hı. Nişan davetiyesi. Nişan mı? Kimle? Kimle olacak ablacığım? Baksana. Belgin'le tabii. Biz Belgin'le sözlü değil miyiz? Ha? Şimdi de nişanlanacağız kısmetse. Öylesiniz değil mi? Hı. Tabii. Önce söz. Sonra nişan. Sonra düğün. Sırayla bu işler. Ya sırayla, sırayla.
İyi mi? Hilmi. Seni de görmek isteriz aramızda. Mutlaka gel. Darısı senin başına. İnşallah sen de benimki gibi mükemmel bir eş bulursun kendine. Sağ ol Orhan kardeş. Var benim gönlümden de geçen tam olarak öyle biri ama. Kısmet tabii. Ha. Hayırlısı diyelim. Haydi. Haydi nişanda görüşürüz. Hani bırakmıştı bu kızı ya? Sen de yürü içeri. Ben biliyorum senin gönlünden geçeni. Ne var abla ya? Ne olmuş böyle herkes sevdiğine kavuşsa keşke. Hilmi. Yürü. Anne ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Şey, ben Gülnihal'le orada kahvaltı ederim anne. Kerime. Dur bir dakika. Bana bak. Unuttum sanma. Olur da o öğretmen beyi görecek olursan söyle ona. Biz mutasip bir aileyiz. Öyle bizim kızımızla dilediğince gezip tozamaz. Anne ne gezip tozması? Ben söyleyeyim de. Niyeti ciddiyse gelip seni isteyecek o kadar. Ama anne. Bitmedi. O çalıştığın yere de geleceğim. Bakacağım kimin evine girip çıkıyorsun. Anne lütfen ben çocuk muyum? Hem bunları nasıl söyleyeyim Tarık'a? Zorla kendini istetir gibi. Bak 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 bak. Bir de utanmadan Tarık diyor. Sanki 40 yıllık ahbabı. Bana bak. O yüzük parmağa girmeden Tarık denmeyecek. Tarık Bey. Anladın mı? Ben onu bunu bilmem. Baban duymadan bu işi halledeceksin. İşe mi gidiyorsun kızım? Allah işini rast getirsin. Allah düzgün insanlarla karşılaştırsın. Sağ ol babacığım. Allah ısmarladık. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Allah. Kerime sen işe mi gidiyorsun yavrum? Evet. Hadi hayırlı işler. Sağ ol Allah. Görüşürüz. Gel abla gel. Birlikte kahvaltı edelim. Ben ettim ama bir çayınızı içerim. Kolay gelsin. Günaydın Kerim'i. Günaydın Belgin. Kusura bakma yanına uğrayamadım. Dün bir şeyler duydum. Vallahi ben olmaz dedim ama nişan diye tutturmuş. Bak. Bu sabah da bunu getirmiş. Hayırlısı olsun Belgin. Öyle sevindim ki. Ben kararsızım Kerim'e. Bunca şeyden sonra güvenip bırakamıyorum kendimi. Biliyorsun olanları. Sen de haklısın. Neyse beni boş ver şimdi. Senin durumun ne oldu? Neriman teyze Tarık'ı öğrenince dün buralarda bayağı kötü oldu. Durumu toparlamaya çalıştım ama. Sağ ol Belgin. Sen gereğini yapmışsın. Ama annem işte. Tutturdu gelsin istesin diyor illa. Ben nasıl gidip adama gel beni istediğim? Aslında fena fikir değil biliyor musun? Annemler duymuş dersin. Ayıp değil ki. Hem böylece gerçek niyetini de öğrenmiş oluruz. Bilmiyorum Belgin. Neyse. Ben geç kalıyorum. Hadi kolay gelsin sana da. Sana da. Görüşürüz. Hayırdır abla? Sabah sabah bu neşe. Sağından mı kalktın? Çok keyifliyim, çok. Size müjdeli haberlerim var.
Orhan'ın davetiyesi. Hadi bakalım, hepimize hayırlı olsun. Çok şükür, bugünleri de gördük ya. Görüyorsun değil mi? Olan nasıl kararlı. Akşam nişan var dedi. Dört elle de işine gücüne sarıldı. Cemal, bu sefer şeytanın bacağını kıracak bu çocuk. Bak ablam dediydi dersin. Sen ne diyorsun bu işe? Benim ne dediğim belli abla. Ben nişana gitmiyorum. Ya olur mu öyle şey? Sen bu evin babası değil misin? Sonra demezler mi gelinini istemiyor diye? Belgin kabul etti mi ki? Henüz etmedi ama... Demek ki itimadını kaybeden tek ben değilim. Yol arkadaşını inandıramamış daha. Biz gidip alkışlasak ne olur? Boşuna kendinizi kandırmayın abla. Hay Allah, saat kaç olmuş ya? Kerim'e gelmiştir şimdi. Günaydın. Kahvaltı hazır. Hadi kızımla ekmek kızarttık sana. Zehra, konuşmamız lazım. Dün gece burada kaldım ama. Tamam Tarık, açıklama yapmak zorunda değilsin. Hadi ben çayları getiriyorum. İşe geç kalacaksın. Hem Gülnihal de bekliyor. İster misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Burada biri beni bekleyecekti. Hiç gelen giden oldu mu acaba? Yok abla, yeni açtık daha zaten. Kimse gelmedi henüz. Ya, öyle mi? Sağ olun. Olmayacak olay. O yüzden kendine asla müsaade etmeyeceğim. Sana bu sıra
Hasretlere yazmak nedir söyle ha.